Merhaba değerli izleyenler. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin tecrübeli Türk oyuncularından ama genç Türk oyuncularından biriyle evet. beraberiz. Kartal Özmızırak konuğumuz. Kartal hoş geldin. Hoş bulduk. Kartal nasıl gidiyor? Ee, güzel gidiyor. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Ee, koşturmaca her zaman aynı bizde. Hızlı bir giriş yaptım. Şimdi Bahçeşehir Koleji'nde oynuyorsun. İkinci sezon. Ee, geçen sene tabii çok özel bir sezon geçti Avrupa Kupası. Evet. Çok yeni bir kulüp ama aynı zamanda evet. sadece 5 senedir buradasınız. Nasıl gidiyor Bahçeşehir Koleji'nde işler ve böyle bir kulüpte oynamak nasıl? Dediğiniz gibi çok yeni bir kulüp için e, mükemmel bir başarı oldu geçen sene bir Avrupa Kupası getirebilmek ülkemize. E, bence çok emin adımlarla gidiyor, çok sağlam temeller üzerine kuruluyor. E, bu da bence bizim kulübümüz adına çok güzel bir şey. E, her geçen sene üstüne koya koya üstüne koya koya gidiyoruz. E, bu müthiş bir şey. Daha tabii konuşuruz ama senin görebildiğin hedefler ne şu an için? Ee, bu kulüpte hedefler yüksek konulmayı seviyor. Bu da güzel bir şey. Ee, bu kulübün tabii ki bir sonraki hedefi geçen sene Euro Europa aldıktan sonra şu anki hedefi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Ee, biz de bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi Kartal aslında demin de söyledim ligin genç oyuncularından birisin ama çok da tecrübelisin aynı zamanda. Evet. Bu seneye baktığımızda tabii çok fazla maç olmadı kabul ediyorum ama yine de kariyerinin en olgun sezonlarından birini geçiriyorsun diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Ee, özellikle kulübün içinde bulunduğu durum sebebiyle birazcık daha fazla sorumluluk almam gerekti ee, ve bu dönemi de iyi geçirdiğimizi düşünüyorum açıkçası ben. Ee, baktığımız zaman geçmiş maçlardan şu anda bence bir tek Limburg maçını sayabiliriz. Ee, eksi olarak kendi hanemizde. Ama bu da telafisi olabilecek bir maç. Ee, telafisini de yapacağımıza inanıyorum açıkçası. Ee, hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Sen tabii çok yakından biliyorsun e, Türk oyuncuların süre alması ile ilgili problem her zaman var. Bu sene sen Muhammed ve Yiğit'le birlikte Muhammed Baygül, Yiğit Arslan'la birlikte hem iyi süre alıyorsunuz. Hem de ee, ben mücadelelerin sadece izlerken değil okurken de işte Kartal'ın ve Muhammed'in etkili oyunu sayesinde Bahçeşehir burada oyunu döndürdü gibi cümleler de okuyorum, biliyorum. Ee, maçlarda da görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun Hem size verilen bu şansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem de sen performansınızı nasıl buluyorsun ee, Bu söylediğiniz olay geçen sene de birçok kez yaşandı ee, ki geçen seneki kadromuzda 5-6 tane ciddi yabancı olmasına rağmen çoğu maçta işte bir gün başka bir Türk oyuncu, bir gün başka bir Türk oyuncu ön plana çıkarak maçı kazandırdı gibi söylemler oluyordu. Bu sene de bu gelenek aynı şekilde devam ediyor. Bence biz verilen şansları en iyi şekilde, devam en iyi şekilde kullanıyoruz ve bu da diğer kulüplere ve diğer hocalara bir şekilde örnek olduğunu da düşünüyorum ben. Çünkü Türk oyunculara bir şekilde süre verildiğinde bunu iyi şekilde değerlendiriyorlar. Biz de bunun en büyük kanıtlarından bir taneyiz. Tabii ki başka takımlar da Türk oyunculara süre veriyor ve onlar da gayet iyi performanslar sergileyebiliyorlar. Bunlar Türk basketboluna yarayacak şeyler sonuç olarak. Nasıl İspanyollar, Sırplar yıllardır Avrupa basketbolunun en üst seviyesinde kendi oyuncularını oynatarak, kendi oyuncuları oynayarak oynayarak geliştiler. Türk basketbolu da daha ileriye ancak bu şekilde gidebilir diye düşünüyorum ben. İstatistiklere bakınca yayın gerisinde %42 ile 3'lük atıyorsun e, ee, özel bir çalışma mı oldu? Ee, özel her zaman çalışıyoruz yani bizim sporun içinde özel çalışmadan e, ilerleyebilmek pek mümkün değil ee, Tabii ki bazen yorgun oluyorsunuz ufak ağrılarınız oluyor o zaman çok fazla içinizden de gelmiyor çalışmak istemek ama e, kendinizi zorlayıp her zaman çalışmanız gerekiyor daha ileriye gidebilmek için ee, ben ve diğer bütün arkadaşlarım da aynı şekilde bu çalışma programını izliyoruz. Karar anlarında attığın üçlükler var. Benim aklımda mesela Ali A. Petkin maçı. Ee, daha mı rahatsın bu sezon? Ee, ya ben hep bu kulüp içerisinde kendimi rahat hissettim açıkçası. Ama bu sezon tabii ki aldığım süreler birazcık daha arttı. Ee, Langston'ın sakatlanmasıyla beraber. Öyle olunca da e, dümende daha fazla kalmaya başladım. Ee, birazcık da tabii bunun rahatlığı ve özgüveni oluyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi takım tabii kuruldu. İki tane yabancı, işte çok değerli iki yabancı oyuncu alındı. Ee, daha farklı bir hedefle yola çıkıldı ve daha sezon başlamadan ikisi de aynı sakatlıkla Hı. sezonun neredeyse ortasına kadar geri dönemeyecekleri ortaya çıktı. Bu takımda nasıl bir ortam yarattı ve sizin omzunuzdaki yükü nasıl artırdı? Ya öncelikle çok ciddi şanssızlıklar bunlar. En önemli iki tane her hepsi önemli ama yani Langston ve Yaka gerçekten takımımız adına çok önemli iki oyuncuydu. Ee, onlardan faydalanmak bizi ilk başta bir e, sekteye uğrattı. Ee, ama bence biz bunun üstesinden iyi gelebildiğimizi de düşünüyorum. Program başında da söylediğim gibi burada tek eksi yazan maç Nimburg maçıdır diye söylemiştim. Ee, yani Vladimir Brozianski vardı. O da ayrıldı, Partizan'a gitti şu anda. Ee, onun yerine James Kiss geldi. iyi bir takviye oldu bize. Yani takımda biraz daha rotasyonlu oynama problemi yaşadık e, sezon başından beri. Çünkü yorgunluklar oldu, e, sakat oyuncular olunca biliyorsunuz daha rotasyonda insanlar normalde oynamadığı süreleri almaya başlıyor. E, bu da bir tık yorgunluk ve performans düşüklüğü yaratabiliyor. E, biz de çok öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, gayet de güzel geçtik bence bu bölümü. Şimdi onların dönmesine yaklaşık 15-20 gün kaldı. Evet o bu kalı önümüzdeki dönemi iyi de geçirirsek bence burayı kayıpsız en az şekilde kayıplı atlatmış oluruz ve sezonun sonuna doğru hedeflerimiz doğrultusunda iyi bir yerde oluruz diye umuyorum. Şimdi Bahçeşehir Koleji'nin benchine baktığımızda ben hala takım elbiseler içinde görmeye alışık olamasam da orada bir yardımcı antrenör var, Ender Arslan. Evet. Sen basketbolu 16 yaşında başladın, Ender'de 17, yani 16 yaşında A takıma çıktın. Ender Arslan da 17 yaşında A takımdaydı ve çok uzun yıllar mücadele etti. Pozisyonunuz aynı. E, ondan örnek alıyor musun? Ya da onunla birebir özel çalışmalarınız ya da e, sana verdiği, söylediği şeyler var mı? Ender abi hiç tanımadan bile zaten Ender abi örnek alıyordum ben ee, Türk basketbolunun yetiştirdiği en önemli kartlardan bir tanesi. Ee, tabii tanıştıktan sonra e, yakınlığımız arttı, ee, sürekli göz kontağı halindeyiz, ee, sürekli bana bir şeyler söylüyor, ben de onu dinlemeye çalışıyorum. Ee, ama tabii yani hani sonuç olarak iyi oyunculara e, iyi oyuncular sizden bir şey istediğinde iyi oyuncuların antrenör olması biraz zordur derler ya. Mesela onun için kolay olan şey bazı oyuncular için kolay olmayabiliyor yapması. Ee, ama yani çok güzel bir ilişkimiz var. Ee, var mı bize seni hepimize. zorlayan bir şey öyle. Yok aslında yani genel olarak bunu söyledim. Yani çok beni zorlamaya çalışmıyor. Hep bana yardımcı olmaya çalışıyor. Ee, ama yani hani genelde sadece bende değil, herkeste çok güzel bir ilişkisi var. Ee, çok yardımcı oluyor hepimize. Peki biraz ıı, senin basketbola başlama hikayen ve aslında ee, kariyerinde çok değerli zamanlar var. Onlardan bahsedelim istiyorum. Şimdi sen Tofaş altyapısında başlıyorsun ama sonra evet. Beşiktaş Beşiktaş altyapısına gidiyorsun. Evet. Ee, ve 16 yaşında A takıma çıktın. E, ee, Beşiktaşlısında. Ee, bir, bu hissiyat nasıldı? Heyecan nasıldı? İki, tabii çıkar çıkmaz aslında muhteşem bir sezona girmiş oldun Beşiktaş'ta. Ee, Derin Williams'a bir parantez açacağım ama. Sen biraz o seneleri bize anlatır mısın? Ee, yanılmıyorsam 10 yaşındaydım Beşiktaş altyapısına geldiğimde. Ee, yaklaşık işte 5-6 sene orada iyi bir eğitimden geçtik hepimiz. Ee, güzel e, zamanlardı. Ee, orada basketbol altyapımızı oluşturduk diyebilirim. 16 yaşındayken de e, işte Ergin Ataman, ben hatta 15 yaşındayken Ergin Ataman Beşiktaş'la anlaşmıştı yarım yarı sezonda. Ee, ve bizim altyapı maçını izlemeye gelmişti. Ee, o zamanlar Yağız Erulu bizim genç takım antrenörüydü ve beni izlemişti. Ergin abiye söylemişti. böyle böyle altyapıda Kartal diye bir çocuk var. Git izle hani müsait olursan gibi. Ergin abi de bizim maçı izleyip beni beğenmiş. Bir sonraki sene A takımda al, A takımı almayı, antrenörler almayı düşünüyordu. Neyse bir sonraki sene antrenörler başladı. İşte ben tabii hani antrenörleri yaparım, çok oynarım diye düşünmüyordum açıkçası en başında. 16 yaşındayım sonuçta. Çok fazla şey olan bir şey değil. Ee, sonra Şans geldi. Ben de e, o şansları fena değerlendirmedim. E, sezonun geneline yayıldı bu şans gelme işi. E, güzel de oldu. E, çok güzel bir sezon geçirdik. Benim kariyerimin başlangıcında da söylediğiniz gibi çok özel bir sezondu. İşte önce Türkiye Kupası'nı aldık. Sonra e, Euro Challenge'ı aldık. Sonra Türkiye Ligi'ni aldık. E, yani benim kariyerimin e, karakterimin, basketbol karakterimin oturmasında önemli bir sezondu. E, tabii Beşiktaş'ta olması da ayrıca güzeldi benim için. Peki şimdi o sene lockoutla Lockout başladı ve Derin Williams takımdaydı. Derin Williams'ın kendi bloğunda seninle ilgili yazdıkları var. Ve sen de birçok yerde aslında söyledin onun senin kariyeri açısından önemini. Ee, senin için şunu söylemişti hatırlamayanlar bilmeyenler adına bir kez daha hatırlatıp söyleyeyim. Sağa ee, saha görüşüne vurgu yapıp kendisini biraz daha geliştirirse aslında NBA'ye gidebilecek e, bir oyuncu diye söylemişti. Ee, sana da çok da katkısı oldu anladığım kadarıyla neler paylaştınız ve ne oldu senin kariyeri nasıl yönlendirdi derim Williams? Bunu dediğiniz gibi her yerde söylüyorum. Ee, 16 yaşında daha karakteri oturmamış bir çocuk için öyle bir NBA yıldızının çalışma etiğini görmek, e, nasıl çalıştığını görmek, e, basketbol oynayışını görmek çok büyük bir şans. E, antrenlara geliyordu mesela hep en çok çalışan o oluyordu. İlk giren o oluyordu, son çıkan o oluyordu. Benim gerçekten kafamda çok önemli bir yer edindi. O günden sonra ben hep antrenmanlara ilk gelmeye çalışırım. Ee, genelde de son çıkıyorum zaten birazcık şeyde antrenman sonrası. <laughs> o çalışmayla alakalı değil ama genelde son çıkıyorum işim yoksa. Ee, bu mesela e, bir genç oyuncu için önemli bir şey. Şimdi hepimiz genç oyuncularla oynuyoruz yanımızda. Genç oyuncular da hani bizden böyle şeyleri alabiliyorsa ne mutlu bize. Ama tabii ben o zamanlar algısı çok açık bir insandım ve hani herkesten bir şeyler almaya çalışıyordum. Yani bu Derin Williams olabilir veya X bir isim olabilir. Ee, ama Derin Williams gibi o zamanlar belki NBA'in en iyi 5 point guardından birinin bizim takıma gelmesi ve benim onunla beraber oynayabilmem, antrenman yapabilmem benim için çok önemli bir şanstı. Ee, Derin Williams'la görüşüyor musunuz hala? Ee, ya da görüştünüz mü sonrasında? Ben ben ona mesaj atmıştım en sonunda. Ee, en son geçen senelerde onunla bir konuştuk ondan sonra bir daha konuşmadık. Aynen. Basketbolu bıraktıktan sonra bir ben ne yapıyorsun ne ediyorsun diye bir yazmıştım. Ee, Derin Williams gitti. Carlos Orayo ve Pops Mensah Bonsu geldi. Evet. Şimdi tabii Türk basketbol seyircisi için çok önemli iki isim. Birlikte oynadıklarında daha çok keyif veren iki isim ama sen 16 yaşında bu sefer onlarla birlikte oynadın. Onlarla ilgili neler söylersin? gerçekten Derin'dan sonra benim kariyerimde en önemli etki bırakan isime Carlos Arroyo diyebilirim. çünkü Carlos bize geldiğinde yaşlıydı yani hani yaşı geçmişti artık. Hani insanlar şey dediler yüksek ihtimal yaşı geçti artık hani çok fazla performans sergileyemez dediler ama ondan sonra 3 sene daha çok üst seviye basbol oynadı. Gitti Galatasaray'da çok iyi oynadı hatta üstüne bir Barcelona daha yaptı. ya yani şunu öncelikle o bize gösterdi aslında sadece bana değil hepimize. Bu iş yaşlı olmuyor hani kafayla oluyor. Basketbol gerçekten hani fizikle oynanıyor tamam ama asıl kafayla oynanıyor. Ee, onun basketbol oynayışını, tarzını görmek benim için çok e, önemliydi. Antrenmanlarda birçok kez bu arada e, birbirimizle atışmışlığımız vardır. Tabii ben daha çok ufam bir şey diyemiyorum da o biraz sinirleniyordu <laughs> ben onu geçince bir şey yapınca ama yani e, onunla birebir oynardık. Bana bir şeyler öğretmeye çalışırdı. O da Carlos Soraya da benim için önemli bir insan. Peki siniri niye? Sen e, hata yapıyorsun seni yönlendirmek için mi yoksa Yok ben yeniyorum diyor onu. <gülüyor> <gülüyor> sinirleniyordu. E orada ama aslında... her zaman yenemiyorsun ama yani sonuçta o da çok e, kazanmayı isteyen bir insan. Bir çok kere hırslı. bile kaybetse, çok hırslı bir insan. Bir kere bile kaybetse sinirleniyordu. <laughs> Şimdi tabii kariyerinde birçok yer gezdin. Birçok antrenörle çalıştın. Hmm. E, Ergin Ataman seni A takıma çıkaran isim. Hmm. E, David Blatt'la çalıştın. Çok farklı isimlerle, farklı ekollerle çalıştın. Neler söylersin? Kim böyle senin kariyerinde çok ciddi bir iz bıraktı? Ya dediğiniz gibi Ergin Ataman'la başlayan serüven gerçekten çok kıymetli isimlere geldi ve yani tek tek saymaya başlasam hepsini unuturum yüksek ihtimalle şu anda. Ben David Bleth'le çalışana kadar hep çok çalışmaya inanan bir insandım bir işin doğrusu hep çok çalışmaktır diye düşünürdüm. Ama o bize çok çalışmanın değil akıllı çalışmanın doğru olduğunu gösterdi o sene bence. Çünkü artık sezon sonuna doğru biz artık yarı final, çeyrek final, yarı final oynuyoruz ve sakatlar var takımda. Artık yorgunluk var sezon sonuna doğru. Sadece 5'e 0 detaylar üzerinde çalışıyoruz. 5'e 5 beş neredeyse yapmıyoruz. 5 dakika veya 10 dakika yapıyoruz. Ve bu bizim alışık olduğumuz bir şey değil. Benim hiç değil. Biz Beşiktaş'ta şampiyon olduğumuzda belki 2 saat boyunca hiç durmadan 5'e 5 beş yapıyorduk. Yani hani o kadar çalışan bir takımlık. Ve benim de kafamdaki doğru oydu. Ama David Blatt de onun aslında öyle olmadığını, yani farklı sistemlerle de başarı gelebileceğini anlamış oluyoruz. Ee, çok az 5'e 5 beş yaparak, daha çok detay üstünde durarak o sene biz şampiyonluğa ulaştık. Çok fazla sakat oldu. Ee, Bazen 6 kişi 7 kişi oynamak zorunda kaldık. Ama benim biraz orada <laughs> düşüncem değişti. Ee, çok fazla çalışmak sadece yeterli değil. Detaylar üzerinde durmak daha önemli. Ee, mesela David Blatt orada benim için kafamda basketbol düşüncesini biraz değiştirdi. Detay çalışmanın yanına o detayı eklemek gerekiyor. Ee, onun dışında dediğim gibi çok değerli antrenörlerle çalıştım. Brad Greenberg ile çalıştım. Ee, Selçuk Ernak, Ertuğrul Erdoğan. Ee, yani çok Birçok isimle çalıştım şu anda Erhan abiyle çalışıyoruz. Yani gerçekten hani antrenörler vazında çok şanslıydım. Beşiktaş'ta kısa bir dönem Henrik Detman'la çalışabildim. Finlandiya'da Hı -hı. bir basketbol ekolü yarattı. Aslında Finlandiya'da çok fazla basketbol yoktu ona evet. kadar. Orada bir güzel bir sinerji yarattı. İspanya'da Moncho Fernandezde çalıştım. 10 12 senedir ACB'de antrenörlük yapıyor. yani antrenörlük farklı sistemlerle çalıştım. hepsinden biraz biraz kendi kafamda basketbol sistemini oturtmaya çalışıyorum. Ee, hangisi doğrudur dersiniz? Bence basketbolda bir tane doğru yok çünkü basketbol bir matematik değil. Ee, basketbolda kazanırsan doğrudur, kaybedersen yanlıştır maalesef ki bu böyle. Ee, ama birçok doğru var. Ee, en göze en güzel gelen şeyi oynayıp o, o şekilde başarılı olmak en güzeli. Şu akıllı çalışmayı bir daha soracağım aslında. Ee, senin oyun görüşünde değiştirdi mi? Ya şöyle oyun görüşme çok şey kattı David Blatt. Yani hiç bilmediğimiz şeyleri de gösterdi bize. Mesela biz deplasmanda o seneki maçları ben hatırlıyorum. Çeyrek final oynuyoruz. Ee, Buduk Nost'u evde 2 sayıyla veya 4 sayıyla yendik. Çok zar zor yendik. O maçtan sonra e, James Bell ayağını kırdı. Howard Centros babası vefat etti. Ülkesine döndü. İlk 5 iki tane oyuncumuz yok. Biz deplasmanı Buduk Nost deplasmanına gittik. Buduk Nost deplasmanında herkes bilir. Yani hani çok Ateşli seyirciler, yani konfetiler atılıyor, maşaleler yanıyor. Deplasman'da ilk 5'ten 2 oyuncumuz yok. E, i̇nsanlar düşünüyor tabii, e, Darüşşafaka'nın şansı zor artık falan diye. O gün e, benle e, Muhammed'i ilk 5 başlattı hoca. Sıkatı ben Muhammed başladık diye hatırlıyorum. Ya da Okben de olabilir şimdi yanlış olmasın. Biz inanılmaz başladık maça. Maçtan önce e, çok güzel taktikler verdi bize. E, rakibi o kadar güzel analiz etmiş ki. Biz rakibin yapacağı her şeyin cevabı var bizde. Ee, maça bir başladık biz rakip şok. Yani maçtan önce bize motivasyon konuşmaları falan her şey var yani. Biz deplasmanda Buduknost deplasmanında evde 4 sayı yendik. Buduknost'u 10 sayılı 15 sayı ile yendik. Aynı şekilde Bayern Münih'i son saniyede yendik evimizde. Gittik deplasmanda Bayern Münih'i de daha rahat yendik. Yani hani bu analizler, rakibi hazırlanma yani bunlar benim basketbolumda çok yer değiştirdi. Sen kendin de takıma e, takım her zaman yapılıyor ama kendin de ayrıca bir şey hazırlıyor musun? Düşünüyor musun? Kafanda maçı oynuyor musun öncesinde? <laughs> ee, şöyle tabii ki rakip oyuncuları artık biliyoruz aş aşağı yukarı. Herkes birbirini tanıyor. Kimi nasıl savunacağını, kime nasıl atak edeceğini kafanda maç öncesi düşünüyorsun. Hani diyorsun ki atıyorum X isimi müdafası zayıf ben onun üzerine atak ederim. Ya da şutu zayıf ben biraz ona mesafe veririm. Üstünden atamaz gibi. Böyle şeyler yapılıyor. Peki e, arada bir ACB sezonu var. Evet. Ee, neden İspanya'da devam etmedin ya da Avrupa'da devam etmedin? Sen mi istemedin? Sonrası olmadı mı? Ee, ya da sonra tek, ilerleyen yıllarda tekrar Avrupa'ya gitmek istiyor musun? Ee, öncelikle tekrar gitmek isterim. Ee, benim kontratım vardı bir sene daha. Hatta kulüpte çok kalmamı istiyordu. Evet. Ama babamın sağlık sorunları sebebiyle İstanbul'a dönmek zorunda kaldık. Çünkü bir de pandemi senesiydi o sene. Uçaklar çok rahat gidip gelmiyordu. Yani günde bir tane uçak oluyordu benim olduğum şehirden Madrid'e. Ya bayağı zor bir dönemdi. Ee, babamın da sağlık sorunları olunca e, Bahçeşehir'den çok güzel bir teklif geldi. E, benim de buyout'um vardı. Kendim ödedim buyout'umu. Bahçeşehir'le anlaştık. Ya sonuç olarak İspanya Ligi güzel bir lig. Tekrardan gitmek ister miyim? İsterim. E, ama eğer kısmetimizde de yoksa hani yapacak da bir şey yok sonuç olarak. Kartan'daki Burada mutluyum. Hedefin ne? Bireysel olarak Bireysel olarak ben uzun vadeli hedefler koymayı çok sevmiyorum. Şimdi bu sezon, sezon sezonu düşünüyorum ben genel olarak. Çünkü daha önce yaptık uzun vadeli hedefleri çok başarılı olmadı. Bireysel hedefler olarak şu anda ben bu sezonu düşünüyorum. Ve bu sezon kulübümüzle hedeflerimize ulaşmak bence en önemli hedefim şu anda benim. Şimdi geçen sene yine bir kupa, Avrupa Kupası. Biz röportaj öncesi arkadaşlarımızla konuşurken aslında aynı kupayı alan hemen hemen iki, iki kez alan oyuncu sayısı herhalde çok azdır. Olabilir bilmiyorum. Şimdi o kupayı alan var mı bilmiyorum açıkçası. Euroleague muhakkak vardır ama bu birazcık evet, daha evet. alt bir kupa. Sonuçta burada olmaya da bilir ama bir bakmak lazım. Yani hani... Yani senin için tabii hani ilkini 16 yaşında almış olman çok önemli. Geçen evet. Ee, yok. kupa macerasını tabii çok e, takip ettik, dinledik ama senin gözünden şimdi üstünden zaman geçmişken nasıl bir sezondu? Ya çok güzel bir sezondu. Şimdi biz öncelikle kadro olarak çok iyi bir kadroyduk. İnsanların gözünde favoriydik. Ama hiç her zaman da şu bir gerçektir sporun içinde. Favori kadrolar kupayı direkt kazanmıyorlar. Çıkıp oynamak gerekiyor. Ee, zor maçlar yaşadık. Zor deplasmanlar vardı. Evimizde geriden gelip maç kazandığımız oldu. Sakatlıklarımız oldu. Ayrılan oyuncular oldu. Ee, ama Buna rağmen biz her zaman ayakta kaldık. Hiç geri adım atmadık. E, takım olarak kimyamız hep iyiydi. E, ve sonunda kupaya ulaştık. E, yayının başında söylediğiniz gibi Bahçeşehir gibi yeni bir kulüple beraber böyle bir kupayı alıp ülkemize bu kupayı getirebilmek bence çok büyük bir başarı. Çünkü bazı kulüpler yıllarca bu işin içinde oluyor ama bir tane bile kupa alamıyorlar. E, Bahçeşehir bunu 5 sene içerisinde bir Avrupa kupasıyla taşlandırdı. Peki e, son sorum. Ee, şimdi bu seneden bahsettik, senin kariyerini genelinden bahsettik ama biraz Kartal'ı daha çalışma stilini biraz daha özelden bilmek isteriz, daha özel tanımak isteriz. Şimdi arkadaşlarımız buna biz hep birlikte ekipçe hazırlanırken e, senin kronometre kullanarak çalıştığını vurgu yaptılar. Ee, nasıl bir çalışma stili var Kartal Özmızıra? Kendini nasıl geliştiriyor? Ee, ben şöyle bir çalışma sistemi kullanıyorum sezon içinde. Ee, yorgunluk durumuma göre öncelikle halter yapmayı seviyorum ben. Ee, bacakları kuvvetli tutmayı seviyorum. Onun dışında ekstra şut atmayı da çok severim. E, ee, antrenman öncesi veya sonrası maç programımıza göre. Ama tabii ki bu çalışmaları yaparken biraz önce söyledim akıllı çalışma olayına geleceğim tekrardan. Ee, maça kendini fresh hazırlaman gerekiyor. Yani hani illa da bunu yapayım illa da üstüne gideyim demiyorum. Ee, o gün Belki de kendimi yorgun hissediyorsam Bırakıyorum. Eskiden bırakmıyordum. <laughs> Hata olduğunu sonradan anladım. Ee, yaşadığım sakatlıklar falan. Ee, yorgunken vücudunu dinleyeceksin ve çok çalışmayacaksın açıkçası. Yorgun olmadığında zaten ben özel hayatıma da çok dikkat eden bir insanım. Beslenmem, uykum, her şeyime çok dikkat ederim. Ee, yorgun olmadığın sürece öncelikle bir profesyonellerle çalışman gerekiyor. Vücudunun neresinde ne eksik. Ee, ona göre bir halter programı çıkarıyoruz. Onun üzerine gidiyoruz. Ee, atıyorum o maçta ben sola driblingle pull-up kaçırdım. Pull-up birazcık daha fazla çalışmaya çalışıyorum. Bunu seviyorum. Off, off sezonda da dediğim gibi beraber çalıştığımız profesyoneller var yıllardır. E, neyimiz eksikse bu sefer maç olmadığı için bu sefer daha fazla yüklenme zamanı oluyor. E, bu sefer de işte şu devreye giriyor. Tatili çok fazla aksatmamakta gerekiyor. Çünkü zaten yorucu, stresli bir sezon geçiriyoruz. Hı hı. Bunu da çok iyi ayarlamak gerekiyor. Bu sefer de tatili aksatmayacağım derken bir tık da fazla tatil yapmaya girince iş o zaman da iyi olmuyor. Bu sefer gelişimin duruyor. Ee, o yüzden hani bunu bu bizim işimiz değil. Bizim işimiz basketbol oynamak ama bu bizim için bunları programlayacak insanlar var. Böyle insanlardan yardım almaya çalışıyorum ben. En iyi programı çıkarabilmek için. Ee, bazen yazın mil takımlar oluyor. Mil takımlarda gidip e, antrenmanımızı yapıyoruz. O olmazsa işte dediğim gibi çalıştığım İnsanlar var. Onlarla beraber yazım programımı yapıyorum ve sezona hazır hale gelmeye çalışıyorum. Senin isminin yanına bir disiplin kelimesini evet. yazmak gerekiyor galiba. Evet, çok disiplinliyim. Oto kontrolüm falan da çok yüksek. İnsanlar hani hatta bana nasıl bu kadar kendine hakim olabiliyorsun diye soruyorlar. Ama yani böyle bir insanım ben sonuç olarak hani bu kendimi ben böyle olmalıyım, böyle olmalıyım diye yüklemiyorum bunu kendime. Böyle böyle bir şeyim var, yapım var. Böyle de mutluyum açıkçası. Kartal Öz Mızrak çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bahçeşehir Koleji'nde yine bu sezonun güzel geçmesini senin için ve tabii ki sakatlıksız geçmesini diliyoruz. Çok teşekkürler geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Özel röportajımızda konuğumuz bugün Bahçeşehir Koleji'nin oyun kurucusu Kartal Öz Mızrak'tı Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.